gördüğün size atmış mıydım? Var mıydı? Elinizde var mı? WhatsApp'tan attım. Örnek 27.25'te bitiyor hocam attığınız. Örnek 24. Var. 24 var. Tamam, onu yapıyoruz şimdi. Örnek 24'te 6 tane rakam vermiş. Bu sefer 0 da var. 0 olan sorularda EBA'dan takip etmişsinizdir. Farklı yöntemler kullanabiliyoruz. Şimdi burada 3 basamaklı sayılar yazılacaktır diyor. Herhangi bir şart yok. Dikkat edelim. Aslında bu 24. Evet, tamam, bu örnekten başlayalım. 3 basamaklı sayılar yazılacaktır. A şıkkını yapıyoruz. Kaç farklı sayı yazılır? 3 basamaklı dediği için 3 tane çizik atıyorum. Onlar kutu yapıyor, ben çizik atıyorum. Şimdi kümedeki elemanlara bakıyorum. Kaç tane var? 6 tane var. Fakat buraya sıfırı yazamıyorum. 5 yazabiliyorum. Neden 5 yazıyorum sizce? Sıfır olmaz. Sıfır olmaz değil mi? Sıfır olursa iki basamaklı oluyor. Üç basamaklı olmuyor. Şimdi herhangi bir şey söylememiş. Rakamları farklı deseydi başka uygulama yapacaktık. Rakamları farklı dememiş. O zaman ben buraya altı sayı da yazabilirim. Toplam 180 tane sayı yazabiliyorum. Üç basamaklı. B şıkkına gelelim. Kaç farklı çift sayı yazılır diyor. Şimdi kaç farklı çift sayı yazılır derken çift sayıyı belirleyen nedir? Birler basamağıdır. Birler basamağı 0, 2, 4 yani çift rakamlardan oluşursa o sayı çifttir. Kaç basamaklı olursa olsun. Kaç sayı ihtimalimiz var? 3 tane. Buralara, peki buraya kaç yazacağım? 5 yazacağım. Neden? Tıpkı A'daki gibi sıfırı yazamıyorum. Ortaya istediğin sayıyı altı rakamın altısını da yazabilirsin. Eşittir 90. Sormak istediğiniz bir şey varsa araya girebilirsiniz. Görüntüde, sesle bir şey varsa sorabilirsiniz. 5 ile kalansız bölünebilen diyor. 3 basamaklı. 5 ile bölünebilme kuralını hatırlarsa biz bunu işlemiştik okulda. 2 ile bölünebilme, 3 ile, 5 ile, 8 ile, 11 ile, 11'e kadar gitmiştik. 5 ile bölünebilme kuralı. Birler basamak ya 0 olacak ya da 5 olacak. Kaç tane eleman yazabiliyorum? 2 tane. Tekrar başa geliyorum. Yine 0 olduğu için dikkat ediyorsunuz. Başa 6 rakam değil, 5 rakam yazabiliyorum. Ortaya her şey yazabilirim. Toplam 60 tane ne varmış arkadaşlar? 5 ile kalansız bölünebilen sayılar varmış. D şıkkına geçiyoruz. Onun için biz yeni öğreniyoruz konuyu. Sonra yapacağımız bir şey. E'ye geliyoruz. D'yi geçtik arkadaşlar. E de şunu söylüyor bize. 300'den büyük kaç sayı yazılabilir? Şimdi bakıyorum 300'den büyük kaç sayı yazılabilir? 300 yazabiliriz. Bir tane 3 koyabilirim, 300 olur. 4 koyabilirim, 400 olur. 5 koyabilirim, 500 olur. Yani yüzler basamak 3'ten, 4'ten ve 5'ten oluşur. 3 elemandan oluşur. Diğerlerine 6 6 yazabilirim. 6 rakam da gelebilir. Sonuç Ama hocam 108. 300'den büyük demiş ya şimdi mesela atıyorum sıfırı iki kere kullanırsak bozulmaz mı? Evet. Biraz sabırlı olsaydık onu Ha tamam. anlatacaktım. Güzel, mantıklı bir şey. Ceren'in sorduğunu ben size soracaktım. Cevabımız 108 değil, 107 olacaktı. Acaba neden diyecektim. Ceren biraz hızlı davrandı bizden. Edis söylesin. Neden ben bu biri çıkardım?
Yine de bulduğumu arkadaşlar. Teşekkür ederim Cevap. Hocam şu yüzden çıkardık bu 1'i. Şimdi Çünkü buraya 0 3 iki defa yazarsak denk gelirse direkt 300 olur. ha 300'den büyük ciğerin olmaz. aynen O ciğerin ihtimal dediği gibi çıksın diyormuş hani. evet bir tek o ihtimal var bu. Eğer 3 yazarsak buraya ciğerin dediği gibi ve Ediz'in dediği gibi 300 olacak. Ama biz 300'den büyük demiş soruda. Onun için bir çıkarıyoruz arkadaşlar. Ama mesela ileride rakamları farklı diyecek. Biz başka bir hikaye kullanacağız. Örnek 26'yı çözmüştük. 24'ü çözdük. Şimdi rakamları farklı olan bir şeyler çözelim. Ben çözeyim. Şöyle yapayım mı? Bu da benim sorum olsun. Bir dakika. Eğer hazırda sorumuz varsa hemen ben size onu atayım. Bakıyorum. Yok. Şimdi şu yine 5 basamaklı bir kümemiz olsun. Yine 3 basamaklı yazalım. Üç basamaklı rakamları farklı. Sorularda rakamları farklı deyince genellikle altını çiziyorlar diye işte. Sayılar yazılacaktır. Şimdi söylediğimi anlayabilecekseniz öyle şey yapacağım arkadaşlar. Hani A bundan önceki yani 24. örnekte A şıkkı, B şıkkı, C şıkkı, E şıkkı var ya. Soruları var ya. Soruları. Aynı sorular tamam mı? Yazmayacağım yani vakit kazanalım. Anladınız mı ne demek istediğimi? Evet hocam. Tamam. Anladık mı? Neriman mı anladı bir tek? Anladık hocam. Ceren. Evet Tamam hocam. okey. Erkekler anlamasa da olur. Boş verin onu. A şıkkı kaç rakamları farklı kaç sayı yazılabilir deniyor. Dikkat edin. Şimdi 5 tane rakamım var. Ediz, bir tane rakam seç bakayım. Evet. 4. Şimdi buraya 4 kaç rakamdan seçti Ediz? 5 rakamdan bir tanesini seçti. 4'ü buraya yazdık. Misal, örnek veriyorum. Geriye kalanlara bir kere 4'ü yazdım. Geriye kaç kalacak? 4 kalacak. Öyle değil mi? 4 rakam üzerinden seçeceksin. Bir rakam buraya yazdın. Bir rakam buraya yazdın. İki rakamı, rakamları farklı dediği için yazdım. Geriye ne kaldı? 3 tane. Sorumuzun cevabı ne? 60. Bakın çok farklı çıkıyor diğerleri. Rakamları farklı. Buraya 5 rakam gelebilir. Birini kullandın. Buraya birini kullandığın için 4 rakam, birini de buraya kullandın. İkisini kullandın, 3 rakam. Rakamlar farklı, işler biraz daha değişiyor. Kaç farklı çift sayı yazılabilir? 3 basamaklı. 2 ve 4 yazabiliriz buraya. Kaç ihtimalimiz var? 2 ihtimalimiz var. Ya 2'yi yazıyorsun ya 4'ü yazıyorsun. Bir rakam yazıyorsun neticede. 5 rakamda. Geriye kaç rakam kalıyor? 4 rakam kalıyor buraya yazabilecek. Bir tane daha yazdın. Geriye ortaya ne kalıyor? 3 tane rakam kalıyor. Rakamları farklı 3 basamaklı çift sayılar yazdık. B şıkkında. C şıkkında ne diyor? 5 ile kalansız bölünen. Burada işimiz biraz daha kolay. Çünkü 5 ile bölünebilme sadece bir tane rakam var. O da 5. Bu 5'i buraya yazdın. 5'i otomatikman götürdün. Buraya tarih kaç? 4. Bir tane de buraya yazdın. 3. 12 tane sonu 5 ile biten sayıları yazdın. Hocam, Önceki soruda da efendim.
Şimdi şu B ile ilgili bir şey soracağım. B'de de yine Sor. rakamları farklı değil mi? Efendim? B'de de yine rakamları farklı değil mi? Yukarıdaki Olay soru bütün şey. şıkları kapsıyor Edilciğim. Tamam. Anladın mı? Anladım. Tamam mıyız? Hepsinde rakamları farklı. Öyle kullanıyorum. A, B, C. De, başka sorusu olan. Bir de kaç dakikamız var? Onu da söyleyin bana. Şu an 2 Kaçta çalıyor? dakikamız var. Tamam, 2 dakika kalmış. Hemen D'yi yapmamış gibi öbür soruda da E'ye geçtik. E'de ne diyor? 300'den büyük kaç sayı yazılabilir? Ceren, sana soru soracağım. Şimdi 300'den büyük 3, 4, 5 yazabiliriz. Kaç tane rakam 3, 4, 5. talibimiz var? 3 tane, değil mi? Sonra bir tane yazdım oraya, 4 kaldı. Bir tane de buraya yazacağım, 3 kaldı. Bir tane yazdım 5'ten, 4 kaldı. Bir tane de buraya yazdım, 3 kaldı. 36. Ceren. Efendim. Dinliyorum hocam. Bir çıkarayım. Hayır, çıkarmayın. Neden? Sıfır yok çünkü. Çünkü sıfır yok, değil mi? Güzel. Evet. Şimdi öbür derste yine bundan yapacağız dediniz. Öbür derste bunu sıfıra ekleyince bakın çok daha değişik olaylar oluyor. Sıfıra ekleyeceğiz ve rakamları farklı olacak. Ben size WhatsApp'tan bir şeyler atacağım. Bir 10 dakika ara verelim. WhatsApp'takini muhakkak şey yapın arkadaşlar. İnceleyin, tamam mı? Beraber inceleyeceğiz. Süremiz bitti herhalde. Bitti mi? Bitti hocam. Evet hocam. Buyurun.